Selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba. Arkadaşlar, bir önceki videomuzda bahsettiğimiz şu pillerden iptal ettiğimiz için ve şuna takacağımız ucu montajını yapacağız arkadaşlar. Ve böyle bir arkadaşlar böyle bir bağlantı sağlayacağız. Bu bağlantıdan arkadaşlar şuna gelecek. Evet, şimdi havyamızı kızartalım. Bismillah. Havyamızı ısıtalım. Bu arada havyamızı ayakta tutacak olan şeyi de bir faaliyete geçirelim. Isındığı zaman önce bunu bir bükelim. Havya standımızı. Yani şu havya standı olarak bunu nasıl ayarlarız onu da ayarlayacağız. Evet, şimdi şu lehimimiz şu arkadaşlar, şöyle lehimimiz evet, şuradaki gördüğünüz gibi şuna dün çıkardığımız ona arkadaşlar kabloyla buraya bağlantı vereceğiz. Yani bunu pilli de kullanacağız, pilsiz de kullanacağız. Hatırlarsınız şu duman sensörü veya karbon monoksit dedektörü aleti, cihazı, sensörü için. Bunu yapıyoruz arkadaşlar. Şu bağlantıyı bulduk arkadaşlar. Buradan bağlantı sağlayacağız. Şu şekilde buradan buraya bunu bağlayacağız. Evet, şimdi hemen anında ısındı 80 wattlık havyamız ve buradan şu aleti, havya standımızı bükeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu havyayı bilgisayar üstüne falan düşürürsen, laptopa düşürürsen eritir orayı anında. Hemen şu sağ tarafta laptop aşağıda duruyor. Yani bir şey düşebilir. Şimdi bunu bükeceğiz arkadaşlar. Bu ısıtılmadan bükülürse kırılır arkadaşlar. Alüminyumdur. Şimdi şöyle ufak ufak ısıtarak öncelikle bunu kıvırıyoruz arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, biz road balance yapıyoruz arabalar için. Lastik işleri yapıyoruz. Direksiyon açı sensörü kalibrasyon yapıyoruz. Far ayarı yapıyoruz. Far ampulleri, standart her çeşit ampuller bizde bulunuyor. Stop ampulleri, geri vites ampulleri, park ampulleri bizde bulunuyor arkadaşlar. Hepsi bulunuyor. Bu işlerin yanında biz bu işi de boş zamanlarda yapıyoruz. Aleyküm selam, gel. Az ileri al abi, olmaz. Az ileri al. Az daha ileri al. Evet, şimdi arkadaşlar. Yani biz burada elektronik veya vesaire vesaire konusunda arkadaşlar ders vermeye çalışmıyoruz, yanlış anlaşılmasın. Şimdi geçmişten beri biz elimiz havya tutar, gerektiği zaman lehim yapardık. Fakat bu arada arkadaşlar, cihazlarınızı çöpe atmamanız için, 9 voltluk pili pahalı alamıyorsunuz diye cihazlarınızı çöpe atmamak gerektiğini ve buna ne yapabileceğimizi biz ne yaptık arkadaşlar, gösterdik. Dünkü videomuzda görürsünüz ve şu pil aşırı pahalı arkadaşlar. Hatta öyle pahalı ki yani bu pil 100 dolara kadar da var yani. Yani 100 dolara kadar da var yani. 8-9 dolardan başlıyor. 100 dolara kadar böyle 9 voltluk pil var. Yani bu nedir ya? Bu alt tarafı pil yani. 100 dolara pil mi olur? Yani 100 dolara cihazların kralını alıyorsun yani. Hani bu arabaların pilleri vardır. Uzun ömürlü, işte 10 yıl gider, 20 yıl gider, öyle bir özellik de yok yani. Yani bir sene, iki sene zor gidiyor yani. Şarjlı piller de öyle yani, şarjlı piller de bir sene, bir buçuk sene sonra artık kapasitesini kullandırmıyor. Yar yarıya düşüyor. Sonra tamamen düşüyor. Yani üçüncü senede artık yok yani. Evet, şimdi bunu arkadaşlar ısıtarak dedik. Havyamızı da şimdi ısıtarak ilk önce bunu bir eğeceğiz. Çünkü bunu stand olarak kullanıyoruz ya. Şimdi değerli arkadaşlar, ısıtarak da bunu eğiyoruz.
Evet, bu arada arkadaşlar bizler teknik sohbet yapıyoruz, muhabbet yapıyoruz, yapmış oluyoruz işte aynı zamanda. Evet değerli arkadaşlar. Evet hemen bunu Bismillah dedik. Hop. Ah, ayırıyoruz. Şöyle havya standı olarak arkadaşlar bunu kullanabiliyoruz. Şu şekil. Evet. Evet şu arkadaşlar para canavarı olan piller buydu. Bunun kafasını sökmüştük arkadaşlar daha önce başka bir tane. Bu da yine bizim kullandığımız bir pildi. Ya bunların markası falan filan hepsi birbirine çok yakın ya. Yani kalite farkı biraz cüzi bir şekilde fark ediyor ama sonuçta çok fazla uzun ömürlü olmuyor. Şimdi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar bizim 30 wattlık havyalarımız da var. İyi ısıtmıyordu. Biz de bu sefer 80'lik aldık. Evet, bu arada elimizde lehimimiz pastalıdır. Yani pastalı lehim özelliği var. Şimdi bir dakika, bu arada ışığımızı niye açmıyoruz ya? Evet arkadaşlar, lehim havyamız devrede. Önce bir mühürlüyoruz. Tamam, mühürledik şimdi. Şimdi arkadaşlar buranın ucunu da açalım. Şimdi aynı şekilde burayı da mühürlememiz gerekiyor. Tamam. Tamam. Şimdi şöyle mühürledik.
Şimdi getiriyoruz buraya.
Şimdi değerli arkadaşlar, bu cihazı yani masamızın üzerine koyduk. Yani bu şekilde pil harici bir bağlantı yaparak buraya koyduk. Ve burada şu an faal vaziyette çalışıyor. Yani bir duman geldiği zaman alarm veriyor. Yani bu faydalı bir şeydir. Mesela orada sinyali yanıyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Yani yarım dakikada bir filan sinyal veriyor. Şimdi 2010'dan beri bu cihaz halen çalıştığına göre sağlam bir teknolojiymiş arkadaşlar. Yani 14 senedir halen çalışıyor. Yani benim dükkanda bulunan cihazdı bu. Şurası bir başlangıç start test. Bir basalım. Böyle ötüyor. Harika. Yani bununla uyanmamak mümkün değil. Yani bu test. Yani test ötüşüydü. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güçlü. Yani 14 sene geçmiş. 14 senedir cihaz halen acayip güzel çalışıyor. Şimdi önceki videoda arkadaşlar bunu çalışır vaziyette gösteremedik. Videoyu kısa kesmem gerekiyordu. Yani çalışmasını da bir gösterelim dedim ben. Yani 14 sene bile geçse arkadaşlar kaliteli cihaz çalışır. Yani çalışıyor. Şu anda gördüğünüz gibi çalıştı. Duman geldiği zaman arkadaşlar bu böyle bu şekilde yüksek şekilde ötüyor yani. Bunu biz nereye bağladık arkadaşlar? Yani adaptöre bağladık. Yani bağlantısını şurada gösterdiğimiz gibi adaptöre bağladık. Daha sonra yani başka farklı bağlantı türleri deneyebiliriz. Başka şeyler de var ama şu an için bu şekilde bağlayıp bir test ettik. Harika sonuç var. Burada kullandığımız adaptör yarım amper 0.6 0.6 amper 600 miliamper yani 9 volt. Yani 9 volt pil cihazlara bunu takabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir adaptör takabilirsiniz. Yüksek amper takmayınız. Isınma yapar ve uygun olmaz. Uygun değildir. Evet değerli arkadaşlar, aletimiz cihazımızda bu şekilde harika çalışmaya devam ediyor. Evet bu şekilde test edip paylaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ufak çaplı bir deneme yapıyoruz. Yani şu an faal vaziyette cihazımız. Bir de böyle dumanı algılıyor mu? Nasıl algılıyor? Onu test edeceğiz arkadaşlar. Çakmak elimizde. Görüntüye bakalım. Evet şöyle çakmak elimizde arkadaşlar. Şimdi yakıyoruz. Yakıyoruz ve bunun dumanını algılayacak mı? Bakacağız. Bismillah. Evet. Bir duman çıkartıyoruz şimdi arkadaşlar. Tabi uçlar riskli. Yani rastgele yapılacak bir iş değil arkadaşlar. Yani bu dumanı hissedecek mi?
Bakalım hissedip ödeyecek mi? Mesela hafif bir dumanı şu an hissetmedi. Yani zayıf dumanı hissetmedi. Evet, duman testini yapıyoruz arkadaşlar. Yani şu an faal vaziyette. Çalışır vaziyette. Yani böyle ince bir ufak bir şeyden hemen algı yapmıyor. Biraz yoğun olması gerekir. Yani bu kadar dumanı hissetmediği için arkadaşlar bunun duman hassasiyeti gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Yani böyle yoğun duman olacak ki çalışsın. Güzel çalışıyor. Başarılı. Şimdi arkadaşlar işlem başarılı. İşlem başarılı. Şöyle sinyal veriyor ve şu kadar bir dumandan, yani bu kadar bir dumandan test dumanı yaptık arkadaşlar. Ötüyor, kendi kendine öttü. Yani hiçbir şey yapmadık alete. Alet burada takılı, adaptörle takılı. Hani çalışıp çalışmadığını kontrol ettik. Harika çalışıyor. Bu tamam arkadaşlar. Bu gayet güzel. Sonra diğer dedektörümüzü kontrol edelim. Diğerine bakalım. Yani bu süperdi. Orada led ışığı da yanmaya devam ediyor. Böyle. Bakalım ne kadar sürecek. Yani iki ötüp bırakmıyor arkadaşlar. Ötmeye devam ediyor. Ötmeye devam ediyor. Biz diğer sensörümüzü kontrol edelim. Dumanımızı alalım. Diğer sensörün yanına gidelim. Arkadaşlar 6 metre, 7 metre uzaktayız. Halen ötüyor. Bir dakikadır ötüyor. Şimdi bir de şu sensörümüzün, yeni sensörümüzün dumanı algılamayıp algılamadığını bakalım. O eski sensörümüzdü. Eski sensörümüz. Yani şu an duman yaptık. Mesela şimdi bunu algılayacak mı? Yani bu da öyle hassasiyeti düşük değil arkadaşlar. Yani az bir dumandan almıyor. Bu da öttü arkadaşlar. Evet, bu da böyle ötüyor. Değişik. Güzel. Operasyon başarılı. Şimdi değerli arkadaşlar, operasyon başarılı. Şimdi bu yeni aldığımız dedektördü. Bunda böyle ötüyor.
Diğer koyduğumuz arkadaşlar şuraya dip tarafa koyduğumuz o halen şiddetli bir şekilde ötmeye devam ediyor. Şurada. Yani bu da ikincisi. Bu da ötmeye devam ediyor. Bakın bunun ötme sesi desibeli düşük biraz. Öteki fazla. Yani öteki daha güçlü ötüyor. Şimdi değerli arkadaşlar burada yani böyle. Tamam, bu kendisi otomatik kapandı. Öteki kapanmıyor. Gidelim ötekini kapatalım. 20 metre uzaktan sesi duyuyorsunuz. Yani 20 metre uzaktan dükkanın kapısındayım. Dükkanın kapısından nasıl ses geliyor? Halen ötmeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar biz bunu gidelim kapatma tuşundan kapatalım. Ötmesini. Çünkü bu bir dakikadır ötüyor.